haftalık bir sakatlık. Kalça adalesinde meydana gelen, dediğin gibi gerilme ve kanama tespit edildi. Dolayısıyla en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Neden en az diyorum? Çünkü bu tarz sakatlıkların, özellikle ikinci derece sakatlıkların tedavi süreçlerinin takibi ile daha net ifadeler kullanabilmek mümkün. 2 haftayı süre olarak, yani maç olarak değerlendirmesinler futbol severler, Beşiktaşlar. Belirttiğin gibi Denizli Spor maçını kaçıracak. Sonraki karşılaşmada büyük olasılıkla forma giydiğini görebiliriz Raşit Gezal'in. Tabii talihsiz bir sakatlık oldu. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın son dönemdeki en formda, hatta geldiğinden bu yana en çok katkı sağlayan, skoru, skor üretimini direkt olarak etkileyen ilk oyuncusu bana kalırsa. Çünkü hem asistleriyle 10 asist yaptı, muazzam da bir gol attı son oynanan karşılaşmada. Bir gol, 10 asist yanlış bilmiyorsam, doğru, katkısı. Doğru, evet. Ve yani ne kadar önemli olduğunu, özellikle asist üretkenliğinin ligimizde de ne kadar önem taşıdığını biliyoruz. Bu bağlamda önemli bir eksik olarak göze çarpıyor Gezal'in eksikliği. Şimdi seninle yine daha önceki Futbol Netlerle konuşmuştuk. Şimdi Süper Lig'in biraz dinamikleri hızlı kanatlar ve işte onları tamamlayıcı forvet gibiydi ama Gezal'in biraz daha farklı bir yapısı var. Evet. Biraz daha top hakimiyeti, biraz daha o orta sahadaki yetenekli, o sol ayaklı 10 numaralar gibi oynayan bir kanat oyuncusu olarak nitelendirebiliriz Raşit Gezal'i. Geldi, hatta fark da yarattı ligimizde. Evet. Senin de söylediğin gibi 10 asisti var, 1 gol, ki o gol de zaten jeneriklik gol diyebiliriz. Hı-hı. Çok iyi bir goldü Gezal'in attığı gol. Farklı bir yapısı vardı. Zaten hep konuşuyoruz bunu. Fark yarattığını da söylüyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla biraz eksiklik olarak değerlendirilebilir ama 10 günlük avantaj yine Denizli Spor maçını atlattıktan sonra engelledi en azından. O bay geçeceği süreç daha kötüye gidişi engelledi. Yani daha kötüsü de olabilirdi. Hı-hı. Dediğim gibi, yani Gezal'in uzun süre sahalardan uzak kalması Beşiktaş'ı çok ciddi anlamda sıkıntıya sokabilirdi. Sorun yok. Yani çok büyük bir sorun yok. Sadece bir maç kaçıracak. Dolayısıyla kıyısından dönülmüş bir sıkıntı diyebiliriz. Ya, enteresan bir şey. Her takımlar için değerlendirdiğimizde Gezal Beşiktaş'ta transfer gündeminde, daha doğrusu transfer döneminde gündeme çok fazla gelen, sürekli konuşulan bir isim değildi. Bir anda açıklandı. Gezal Beşiktaş'ta dendi. Kiralandı Leicester City'den. Tıpkı Fenerbahçe'de Pelkas'ın ismi olduğu gibi son gün adı çıktı ve transferi tamamlandı. Onun dışında kimi örnek gösterebiliriz? İşte Trabzonspor'da belki devre arası transferde Bakasetas. Evet. Hiç yazılmadı, çizilmedi. Bir anda Trabzon'a imza attı. Bu tarz isimlerin çok daha fazla katkı sağladığını görüyoruz. Max Gradel sessiz sedasız geldi. Sivasspor'un şu anda belki de en önemli oyuncusu. Evet. Bu tarz ilginçlikler olabiliyor. Yani hiç hesapta olmayan oyuncular sizin aylarca transfer etmek için uğraştığınız isimlerden çok daha fazla katkı veriyor ki zaten Premier Lig seviyesine gelmiş bir oyuncunun Süper Lig'de böyle bir performans göstermesi bana çok da şaşırtıcı gelmiyor. Hı-hı. Daha öyle kariyeri bitme noktasına gelen bir isim de değil. Hala Premier Lig'e dönse yine orada da iş yapabilecek kalibrede bir isimden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla Gezal'in daha takıma, Beşiktaş'a katacağı çok şey olacaktır. Bunun dışında diğer eksikliklerden de hazır Beşiktaş'a girmişken istersen bahsedelim. Son durum konusunda Beşiktaş sayfasını kapamış olalım. Rıdvan dönecek. O da bu sezonun en flaş isimlerinden biriydi Beşiktaş için. Çok genç bir isim ve sol beki adeta kimseye bırakmadı. Formayı aldı. Layıkıyla görevini yerine getirdi. Daha sonrasında talihsiz bir sakatlık ama Denizli karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönecek Rıdvan. Ve büyük olasılıkla da bir sıkıntı çıkmazsa Sergen Yalçın'ın da çok değer verdiği bir isim 11'de bile görebiliriz. Tamamen tabii teknik direktör tercihi olacak. Montero'nun Denizli Spor maçında kaçırma ihtimali olabilir. Rıdvan kadar net ifadeler kullanamıyoruz. Yetişmesi biraz düşük bir olasılık gibi gözüküyor Montero ile ilgili. Zaten bir aylık bir herhalde ilk sakatlandığında öyle bir uzak kalacak açıklaması da vardı. Süre olarak da bir ay olarak değerlendirebiliriz onu. Beşiktaş'ın eksikleri böyle. Tabii sol bekte son maça bakınca En Sakala'nın da cezalı olmasıyla birlikte Dorukhan orada o pozisyonda oynadı. Dolayısıyla Rıdvan'ın gelişi, hele ki bu sezonki performansını düşününce, oldukça iyi olacak Beşiktaş cephesi tarafından.